Dünyanın en şanslısı ve en şanssızı. Biliyorsunuz, haftada bir gün pazar günleri okurlarımdan Tahsin Kaya kardeşimin deyişiyle light yazarım. Bugün sizlere dünyanın en şanslı ve en şanssız insanından söz edeceğim. İsterseniz dünyanın en şanslı insanından başlayalım. Merak ediyorsunuz değil mi? Kimdir dünyanın en şanslı insanı ve neden şanslı sayılıyor? Adı Frana Selak. 74 yaşında emekli bir öğretmen. Hırvatistan'da yaşıyor. Bugüne kadar tam 7 büyük felaketten kurtuldu. Ve bu felaketlerin ardından zengin oldu. 1962 yılında Saraybosna'dan kalkan Dubrovnik'e giden trene bindi. Tren raydan çıktı ve birkaç vagon nehre düştü. Buz gibi suda 17 kişi boğuldu. Selak'ın kolu kırıldı ama kurtuldu. 1963'te Zagreb'te DC-8 tipi uçağa bindi. Uçak havadayken kapısı açıldı ve Selak aşağıya düşen 20 kişiden biriydi. 19 kişinin öldüğü kazada Selak saman yığınına düştü ve yaralı olarak kurtuldu. 1966'da bindiği otobüs nehre uçtu, 4 kişi öldü. O birkaç sıyrıkla kurtuldu. 1970'te otomobiliyle giderken motor alev aldı kendisini dışarı zor attı. Aracın benzin deposu infilak etti. O sapasağlam ayaktaydı. 1973'te otomobilinde meydana gelen patlamada sadece saçlarının bir bölümünü kaybetti. 1995'te Zagreb sokaklarında yürürken otobüs çarptı, yaralı kurtuldu. 1996'da otomobili bir virajda Birleşmiş Milletler'e ait kamyonla çarpıştı. Skoda marka otomobiliyle uçurma yuvarlandı. O bir ağacın üstüne düştü, otomobil yandı. 2003'te Frena Selak, piyangodan 12 trilyonluk ikramiye kazandı. Bugün hala zengin ve hala yaşıyor. Şimdi gelelim dünyanın en şanssız insanına. Bernard Anherangsa dünyanın en şanssız insanı deniliyor. Bütün şanssızlıklar onu buluyor ama kurtulduğuna göre şanslı sayılıyor.'' Bay Felaket adı takılmış olan bu adam gerçekten yürüyen bir felaket. Soyadını okumakta zorlanabilirsiniz. Yazının akıcılığını bozabilir düşüncesiyle ondan ilk adıyla söz edeceğim. Bernard 17 yıl içinde tam 150 ciddi kaza geçirmiş. Ayrıntılar bir yana iki kolu ve bacakları defalarca birkaç kere de kafatası kırılmış. Sırtından defalarca yaralanmış. 50 yaşında bir kuaför olan Bernard, sigortalandığım şirketi o kadar çok ziyaret ediyorum ki artık orada herkes bana ilk adımla hitap ediyor diyor ve ekliyor. Allah'tan şanslı olduğum bir yön var. Kazaların çoğunda benim hatam yoktu ve beni hala sigortalıyorlar. Bernard ilk kazasını 13 yaşındayken yaşamış. Yeni cilalanmış döşemede yürürken düşüp bacağını iki kez kırmış. İşte bu kazadan sonra öteki kazalar yağmur gibi gelmeye başlamış. Bernard, sonra bir ağaçtan düştüm, kolum kırıldı. Sonra rugby oynarken aynı kolum birkaç kez daha kırıldı. Derken bisikletimle giderken şiddetli bir rüzgar çıktı devrildim ve dizim parçalandı diyor. Şimdi gelin Bernard'ın kaza kronolojisine bir göz atalım. 14 yaşında dev bir çöp tenekesinin içine düştü, çıkamadı. Az daha boğuluyordu. Aynı yıl yine bisikletle yolda giderken frenleri boşalan bir otomobil gelip arkasından çarptı ve Bernard'ın kafatasının çatlamasına neden oldu. İleriki yıllardan birinde bir köşe başında arabasının içinde otururken köşeyi hızla dönen bir kamyonun altında kaldı. Önüne konan tokozlardan kurtulan bir diğer kamyon evinde pencerenin önünde kahvaltı eden Bernard'a çarptı. Bernard hastanelik oldu. Bernard aynı yıl benzeri bir olay yaşadı. Aşırı süratli bir otomobil Bernard'ın konfor dükkanına girdi. Her tarafına yüzlerce cam kırığı saplanan Bernard yine hastanenin yolunu tuttu. Bay Felaket bir kayak merkezinde tatil yaparken Kontrolsüz bir kayakçı gelip üzerinden geçti, bacağını kırdı, omurgasını zedeledi. Bernard bu kazadan sonra 7 ay çalışamadı. Bir suçluyu kovalayan polis Bernard'ın klasik Mercedes'ine öyle bir çarptı ki adam dışarı fırladı. Sonuç 5 ciddi kırık. Yeni aldığı Porsche marka arabasıyla giderken yolda duran kırık bir şişenin üzerinden geçti. Lastikler yırtılınca araba ancak bir ağaca çarparak durabildi. Rüzgarlı bir günde yolda yürürken önünden geçtiği evin üst katında bir cam patladı. Aşağı düşen cam parçası kolunu kesti. Avrupa'yı gezerken yolu Almanya'ya düştü. Frankfurt yakınlarında çalınmış bir arabayla kaçan iki silahlı soyguncu tarafından rehin alındı. Kafasına yediği tabanca darbesiyle Kafasında bir çatlakla yaşamını zor kurtardı.